Radyo 7'desiniz ve Ebru'lu programındasınız. Ebru'lu programı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Benden her olan birlikteliğiniz ve sevgili dinleyiciler, yarın bayram. Evet, yarın bayram ve çok özel bir gün. Türk halkı için çok önemli bir gün. Ve bugünü genelde şöyle bir düşünüyorum. Şimdi şu anda trafiktesiniz, bunaldınız, daraldınız, bunu anlıyorum. İstanbul'da yoruldunuz, uzunca bir iş günü yaşadınız, dönem yaşadınız. Ve bunun haricinde ne yapacaksınız? Bayram geliyor, bu tatili iyi değerlendireyim diye düşünüyorsunuz. Öyle mi? Evet, o zaman yapacağınız şey şu, bir yerlere kaçmak değil. Anneniz, babanız, ne bileyim akrabalarınız, uzakta olan insanlar, onları şöyle bir gidip ziyaret etseniz, bu gibi bizim örf ve adetlerimizi unutmasak, onlara özen göstersek, en azından eğer gidemiyorsanız, tatil yapamıyorsanız bile onları bir ahlı vefanızı bildirseniz, bir telefon etseniz, bir hallerini hatırlarını sorsanız, ne dersiniz, olmaz mı? Siz hemen buradan kaçmayı, bu keşmekeşten kurtulmayı düşünüyorsunuz ve dinlenmeyi düşünüyorsunuz. Ama emin olun öyle güzel enerji toplayacaksınız ki, özellikle İstanbul'da kalanlar için şunu söylüyoruz ve seviniyoruz İstanbul'da kalanlardan biri de ben olarak. İstanbul boşalıyor, rahatlıyoruz ama İstanbul'dan gidenlere özellikle tekrar vurguluyorum, tekrar hatırlatıyorum. Lütfen eğer gurbetteyseniz gurbeti farklı tatillerle geçirmeye çalışmayınız. Lütfen anne ve babalarınızı, akrabalarınızı, arkadaşlarınızı, doğduğunuz yeri unutmayın. Nermin Hanım. Nermin Hanım. Alo. Alo. Geliyorlar değil mi? Geliyorlar. Ben dedim sana. Benim oğlum gelir. Ay, eve çeki düzen vermek lazım. Oğlum, gelinim gelecek. Torunum da gelecek. Bir şeyler almalı. Bir de gelmez diyordu. Gördün mü? Nasıl geliyorlar? Yarın bayram. Hiçbir oğul annesinin babasının elini öpmeye gelmez mi? Aman Nahit, dediğin söze bak sen de. O benim oğlum. Gelmez mi hiç? Canım, canım. Bak, senin de canın. Yeter, yeter artık. Nahit efendi, ne oldu sana? Ayıp bu senin yaptığın. Yakıştıramadım sana. Bir de mübarek Arife günü. Hoş geldin canım oğlum. Okulda tüm arkadaşlarımla bayramlaştım anne. Birçok arkadaşım büyüklerinin ellerini öpmeye gidecek. Bugün gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz tabii oğlum. Yaşasın. Bak, ben her şeyi topladım. Bayramda evde oturacak değiliz ya. Yaşasın! Babam gelmedi mi? Telefonda işlerimi toparlamam biraz uzadı dedi. Gelir. Benim de götüreceğim bir şeyler var. Berbattı. Yolculuk için hazır sayılırız. Vallahi canım çıktı. Arife günü ya.
Patron canımızı okudu. Önüme yığdı dosyaları. Bitireceğim diye mahvoldum. Oh be oh! Uzun bir tatil başladı. Bunaldın iyice. Güzel bir tatil yapacağız, değil mi hayatım? Hem sen de kendine gelirsin. Süper olacak. Baba, ne zaman yola çıkıyoruz? Tamam oğlum, çıkacağız. Babaannem bizi bekliyor. Hemen gidelim, hemen. Tatil diye herkes yola döküldü. Yollar ana baba günü. Bugün yola çıkmak tehlikeli olur. Hı hı. Hem çok yorgunum. Bu halde uzun yola çıkamam. Söz, yarın sabah erkenden çıkıyoruz. Ama yarın bayram baba. Babaannem, dedem bizi bu akşamdan bekliyor. Yoksa bilmiyor musunuz? Alo? Babaanne, babaannem arıyor. Benim aslan torunum. Ne zaman geliyorsunuz yavrum? Bekleye bekleye gözlerimiz yollarda kaldı. Bugün gelemiyoruz. Yarın sabah geliriz babaanneciğim. Babam yorgun da ondan. Olsun, yarın bayramda öperim elini. Babaanneciğim benim, babam veriyorum. Alo? Anne? Biz... Oğlum, Göksel'im. Sizi o kadar çok özledim ki. Anne ağlama. Geliyorsunuz değil mi? Emre geliyoruz dedi. Doğru değil mi? Seni kandırır mıyım hiç anneciğim? Anne! Anne! Sesin cızırtılı geliyor. Alo! 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 Göksel'im! Göksel! Alo! Hat kesildi. Alo! Alo! Hazırladım baba. Tamam. Tamam. Emre. Ne güzel resimler yapmışsın. Eli de bebekliğinden beri kalem tutar maşallah. Babaannesine, dedesine düşkündür benim oğlum. İki bayram gelmişler sadece. Emrem iki bayramda da resim getirmişti babaannesine. Bu bayramda gelecekler. Emrem yine bayram resmi getirecek babaannesine. İnce ruhlu torunum benim. Geleceksin değil mi? Çok yorgunum. Hemen uyuyacağım. Yarın uğrayacak mıyız İzmir'e? Emre çok istiyor. İstersen uğrayalım. 5 dakika. Ellerini öper geçeriz. Hem herkesin gönlünü almış oluruz. Tatilimiz yollarda geçer. İzmir'e gitmek, yazlığa dönmek, trafik, stres. Tatil matil yapamayız biz. Sen bilirsin. Ben geçen bayram olduğu gibi küsmesinler diye söylemiştim. Biliyorsun baban... Lütfen Filiz, kapat bu konuyu.
Bu yaştan sonra ana babadan çok dinlenmeye ihtiyacım var benim. Senin annen baban beni ilgilendirmez. Arkadaşlara söz verdik biliyorsun. Yazlıkta bizi bekliyorlar. Kaç hafta önceden bu tatilin programını yaptık Filiz. İyi ama Emre'ye ne diyeceğiz Göksel? Hadi uyuyalım artık. Ben bir yolunu bulurum. Aleyke ya seyyidena ya nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne böyle? Namaza mı gidiyorsunuz ha? Namaza gidiyoruz. Oo, senin adın ne bakayım delikanlı? Ya maşallah maşallah. Oo, sen de mi namaza gidiyorsun ha kerata? Maşallah maşallah. Hadi. Hadi birlikte bakalım. Gidelim. Şunlara bak şunlara. Nahit Efendi, bayram selası okunuyor. Sağır değilim. Şimdi çıkmışlardır yola değil mi? Ne? Çocuklar diyorum. Yola çıkmışlar, geliyorlardır. Hala mı? Bak hanım. Bana kalırsa boşuna hayal kurma. Kendini de fazla üzme. Ne demek istiyorsun sen? Oğlum yalan mı söylüyor yani? Göreceksin, gelecekler. Hadi selametle. Baba, anne, sabah ezanı okunuyor. Babacığım. Babacığım. Emre. Ne oldu sabah sabah? Ne var oğlum? Bayram namazı. Abdestimi aldım. Baba, babacığım, geç kalacağız, çabuk ol. Ne var? Bayram namazına gidelim baba. Benim uykum var. Sen git, ben sonra kılarım. Bayram namazı daha sonra kılmaz, bilmiyor musun? Uykum var dedim ya. Hadi sen git gel oğlum. Cami nasıl olsa şuracıkta. Baban çok yorgundu ya dünden. Hmm. Hem bütün gün araba sürecek. Uykusunu alması lazım. Bayramı mübarek olsun Atalay amca. Senin de mübarek olsun. Hayırlı bayram kardeşim. Baban yok mu? Babam. Babam benden önce çıkmış. Daha büyük camiye gider o. İyi. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Bize de gel. Bugün babaannemlere gideceğiz. Olmaz. Bayramdan sonra görüşürüz. İyi iyi. İyi. Bayram heyecanı sabahın erken saatlerinde camilerde başladı. Camilere akın eden Müslümanlar bayram namazı için saf tuttu. İstanbul'da özellikle büyük camiler bayram namazı için gelenlerle doldu taştı. Binlerce kişinin akın ettiği camilerin başında Eyüp Sultan geliyordu. Her
her bayram olduğu gibi Eyüp Camii'nde kalabalık önce cami avlusuna ardından da cami önündeki meydana taştı. Bakın herkes birbiriyle bayramlaşıyor. Genç nerede kaldınız? Binlerce kişi soğuğu aldırmadan açık havada geleceksiniz değil mi? Bayram namazına durdu. Bayram namazları kılındı, İstanbullular mezarlıklara akın etti. Kabir başlarında yine duygusal anlar yaşandı. Küçüklerin büyükleri ziyaret ettiği bayram günlerinde şehit aileleri de çocuklarının kabirleri başında gözyaşı. Bayramın mübarek olsun Nermin Hanım. Senin de Nahit Efendi. İşte 10 sene oluyor, 10 senedir gidip geliyoruz böyle. İşte bize bayram değil ama işte bayram diyoruz. Bayramlıklar giyildi, ziyaretler için yollara düşüldü. Bayramlıklarınızı giymişsiniz. Evet. Neye? Valla büyüklerin babasının, çoluğunun, çocuğun yanında bayram yapıyor. Biz böyle çalışıyoruz. Aslında çok güzel bir duygu. Yani insanlar mezarlığa gidiyor, çeşitli ziyaretlere gidiyor. Biz de bunlara yardımcı oluyoruz. İyi bir görev yaptığımıza inanıyoruz. Güzel. Bayram açtınız. Evet. El öptünüz mü? Öptük. Nahit Efendi. Aldık. Kaç şeker verdin? De aldık. 1 milyon. Ne oldu? Neyiniz var? Yoo. Nereden çıkardın? Gönül illa oğlunu bayram sabahı görmek istiyor değil mi? İlla oğlunla bayram namazına gidip sonra eve gelmek, oturmak, birlikte oturup kahvaltı yapmak. Höpürdete höpürdete çorba içmek. Öyle değil mi Nahit Efendi? Babasının, çoluğunun, çocuğun yanında bayram yapıyor. Biz yok canım. Aslında çok güzel. Aklımdan bile geçmiyor. İnsanlar mezarlığa gidiyor. Bana ne? Ben halimden memnunum. Yardımcı oluyoruz. İyi bir görev yaptığımıza inanıyoruz. Zabıta derdi yok değil mi bayramda? Zabıta derdi şu an yok. Şu an öyle bir şey düşünmüyoruz. Ne zaman bayramlaşacaksınız akrabalarınızla? Biz de boş zamanımız... Namazdan çıkınca mahallenin çocukları gelip bayramı kutladılar. Çok neşeli bu sene bayram. Çok. Bugün oğlumuz, torunumuz, gelinimiz de gelecek. Şenlik olacak evin içinde, şenlik. Bayramı çalışarak geçirenler arasında vali ve emniyet müdürü de vardı. Nermin Hanım. Böyle bir şey asla olmayacak. Artık kabul et. Kimse gelmeyecek bu eve. Yine eskisi gibi senle ben birbirimize bakarak geçireceğiz bayramı. Anladın mı? Alışalım buna. Aman Nahit Efendi. Dediğin lafa bak. Geliyorlar. Boş ver onları da kahvaltıyı hazırladın mı? Hazırladım, buyur. Emre nerede? Bayram namazına gitti ya hayatım. Doğru. Bayram başladı değil mi? Hayatım, bayramın kutlu olsun. Senin de canım. Ne zaman çıkıyoruz yola? Kahvaltıdan sonra çıkarız. Geçen sene olduğu gibi Emre yine problem çıkaracak. Haftalardır bu bayramda anne nereye gideceğiz diye kandırdık çocuğu. Şimdi tatile gideceğimizi nasıl açıklayacağız? Merak etme. Buluruz bir çaresini. Alo. Erdinç, sen misin kanka? Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Erdinçler yazlıktalarmış. Bizi bekliyorlar. Benim her şeyim hazır. Emre bir dönsün. Vay, bizim küçük hoca gelmiş. Şuna da bakın. Bayram namazını sen mi kıldırdın yoksa? Bayramın kutlu olsun babacığım. Senin de kutlu olsun. Oğlum, bayram kutlamak için illa camiye gitmen gerekmezdi. Bayram olduğunu nereden alacağız baba? Bayram
Bayramın kutlu olsun anneciğim. Senin de canım. Senin de canım benim, senin de. Şimdi sıra sizde. Hı? Ne? Sıra sizde babacığım. Sıra sizde anneciğim. Hemen yola çıkalım. Babaannemin, dedemin elinde artık siz öpeceksiniz. Hele kahvaltımızı bir yapalım. Çok uzun bir yola çıkacağız. Annesi, hadi sen de koy çayları. Sen de geç şöyle. Şimdi yola çıktılarsa ikindiye burada olurlar. Zaman da geçmek bilmiyor ki. Şimdi neredeler acaba? Cep telefonunu arayacağım. Telefonu kapalı Göksel. Niye kapattın? Kapattım işte. Tatilimin bölünmesini istemiyorum. Anne bak. Babaanneme bunu vereceğim. Bu ben, bu da babaannem. Nasıl? Güzel mi? Güzel oğlum. Babaannem yine duvarına asacak bunu. Başka bir şey çizseydin keşke. Ne yapayım anne? Babaannemlere çok eskiden gitmişiz. Sadece bu bayram var kafamda. O benim oğlum. Senin de oğlum. Bu koca dünyada kimleri var bizden başka? Büyüklerinin ellerini onlar da öpmek ister. Gelecekler bak. Göreceksin. Yeter. Yeter artık. Ne oluyor sana Nahit Efendi? Bir daha aynı şeyleri söyleyip durma. Niye? Ah Nahit Efendi, ah. Oğluna kızgınsın diyelim. Torununa da mı kızgınsın? Gelinine de mi kızgınsın? Açma bu mevzuyu. Açma. Babaanne, büyük baba, biz geliyoruz. Babaanne, büyük baba, biz geliyoruz. Emre, bağırma. Emre, in aşağı, in. Daha çok yolumuz kaldı mı? Var epey. Emre uyu artık. Biz seni uyandırırız. Hem sen bayram namazı için erken kalktın. Hadi. Ama namazı kaçıracağım diye gözüme uyku girmedi ki. Yaklaştığımızda beni mutlaka uyandırın. Tamam. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Merhaba. Merhaba. Bayramınız
Berhudar olun. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Aferin. Nermin Hanım, bakın kimler gelmiş. Al bakalım. Bu senin. Bu da senin. Çocuklar hoş geldiniz. Buyurun şeker alın. Alın alın alın. Çok çok alın. Aferin. Hadi öpsün. Aferin. Bizi çok sevindirdiniz. Allah da sizleri sevindirsin çocuklar. Gene gelin tamam mı? Hadi güle güle yavrularım. Nermin Hanım. Nermin Hanım. Açma dedim. Bayramımızı da zehir etme bari. Oğlum gelsin. Bir bir hepsini söyleyeceğim. Göreceksin bak. Göreceksin. Şimdi yaklaşmışlardır. Gelecekler. Gelecekler göreceksin. Gelecekler. Gelecekler. Babaannesine gitmediğinizi anlayacak. O zaman ne diyeceksin Göksel? Buluruz bir şeyler. Az kaldı zaten. Yalnız tatil süresince yakamdan düşeceksiniz. Biraz kafamı dinleyeyim canım. Emre mızmızlanırsa lütfen sen ilgilen. Yoksa geçen bayram gibi zehir olur tatilim. Babaanne. Babaanneciğim. Babaanne. Babaanne. Biz de bekleriz. İnşallah. Didem kazın. Neredeler hocam? Thank you.
kafa dinleyecek yer. Özlemişim be. Artık buradayız. Dert yok, dedikodu yok, insanlar yok. Hiçbir şey yok. Hala uyuyor mu? Uyuyor. Uyanma. Of çok ağır. Sen taşısana şunu. Tamam. Gel bakalım. Temizlenmesi lazım yoksa. Her taraf toz olmuş. Ne var canım? Tevcan'la bir iki saatte halledersiniz. Bana yardım etmeyecek misin? Vallahi bavulları getiririm, gerisine karışmam. Ya biz buraya dinlenmeye geldik. Ya biz beyefendi? Hadi hadi. Erdinç! Oğlum çıksana dışarı! Erdinç! Yoksa tırstın mı lan? Çık da boynunun ölçüsünü alayım. Hoppala, kapı kapalı ya. Araba da yok. Nerede bunlar? Kanka! Kanka! Boşuna bağırmayın Göksel Bey. Az önce gittiler. Nereye? Bugün bayram ya evladım. Annesinin elini öpmeye gittiler. Çocuklarını da götürdüler. Akşama döneceklermiş. Ulan bu yamuk yapılır mı be? Kaçtı benden, kaçtı. Bayramınız kutlu olsun Göksel Bey. Olsun olsun. Göksel Bey, siz annenize gittiniz mi? Neredeyse gelirler. Yolda acıkmışlardır. Masayı hazırlayayım. Öyle değil mi ya? Nerede kaldılar? Şimdiye gelmiş olmaları lazımdı. Hah! Evlatlarım geldi. Oğlum geldi. Torunum geldi. Gelinim geldi. Bayramınız kutlu olsun Nermin teyze. Öp yavrum. Size şeker getireyim. Al çocuğum şeker. Benim de sizin gibi bir torunum var. Birazdan o da gelecek. Şimdiye gelmeleri lazımdı. Gelecekler. Gelecekler. Hadi gidelim çocuklar. Thank you.
söyle. Yalancılar! Bana yalan söylediniz. Hani babaannemlere gidiyorduk? Yine kandırdınız beni. Emre, canım. Bırakın beni. İnanmıyorum size. Ben babaanneme gideceğim. Ona söyledim. Geleceğiz dedim. Bizi bekliyordur babaannem dedem. Ne işimiz var burada? Yavrum, burası da çok güzel. Hem arkadaşlarım var. Birkaç gün... Ben babaannemi, dedemi istiyorum. Onların ellerini öpmek istiyorum. Emre. Onlara söz verdim. Söz verdim. Kesme. Ne sözü? Kes. Yürü içeri. Hadi. Başlarına bir şey mi geldi acaba? Çoktan gelmiş olmaları lazımdı. Hala kapalı telefonu. Nait, başlarına bir şey geldi. Yavrularım kaza falan geçirmesin. Bayramlarda çok kaza oluyor. Bayram günü de gazete okuma günün oldu senin Nahit. Onlara bir şey olursa ben ölürüm. Evlatlarıma bir şey olursa ben yaşayamam. Yavrum, oğlum, benim güzel gelinim. Benim canım torunum Emrem. Güneş tepede. Biraz geçsin de ondan sonra. Tamam. Geçin bakalım. Hadi bakalım. Babaannem bana 100 lira verdi. Oo. Bana da 20 lira. Ne yapacaksınız bakalım? Geçin bakalım çocuğum. Ben kendime elbise aldım. Ben gidiyorum. Emre, nereye gidiyorsun? Siz gitmiyorsunuz. Ben tek başıma gidiyorum işte. Bir yere gidemezsin. Gel buraya. Ben babaannem istiyorum. Onlar beni bekliyor. Delirdin mi sen? Tek başına nasıl gidersin? Nedenmiş? Giderim işte. Sen onları yalnız bıraktın. Gir içeri. Bir daha da sakın böyle bir şey duymayayım. Anladın mı beni? Sakın. Gir. Bak, sakın sözümden çıkma bir. Anladın mı beni? Bayram bitmeden yetişirim. Gir içeri, bir daha da böyle bir şey yapma. Ay Göksel, ne yapıyorsun? Bacaksıza bak. Evden tek başına kaçmaya çalışıyor. Emre, bana bak. Tatilde bir de seninle mi uğraşacağım? Emreciğim, sen daha çocuksun. O kadar yol nasıl gidersin? Giderim ben. Babaannem, dedemi görmek istiyorum. Gideceğiz. Dönüşte söylerim babana. Uğrarız yanlarına. Yalancısın! Yalancısınız! Yalan söylüyorsunuz! Yalancısınız!
Gelmeyecekler. Anlamıyor musun? Gelmeyecekler. Aldattılar seni. Hayır. Hayır. Aldattılar seni. Aldattılar. Aldattılar. Hayır. Hayır. Aldattılar. Hayır. Aldattılar. Hayır. Alo 1-2-3. 1-2-3 sesim geliyor mu? İşte buna okey derler, okey. Tamam. Burada da durumlar iyi. Hadi gel oyun oynayalım. Bu gece sağ çıkamayacaksın tamam, bu masada. Tamam biliyorum. Bugün bütün şeytan tüyleri üzerimde. Yakışır abime. Sabah kaçtın ama şu an elimdesin. Gör nasıl intikam alınırmış. Pederle validenin elini öpüp döndüm. Ne var bunda? Böyle mi konuşmuştuk? Ama çok mutlu oldular. Biz kedi yavrusu değiliz oğlum. Gidip ellerini öptüm. O farzı da üzerimizden attık çok şükür. Senin ipinle bir daha kuyuya inenin. Aa. Yakalayacağım seni, ne oldu bu çocuğa? Yakalayamazsın Emre, ki. Emre, Mert ve Yeliz'le niye oynamıyorsun? Bak ya oraya. Anladın babanı nasıl tepeleyeceğimi? Canlı canlı seyrediyorsun değil mi? Bize küs. Kalkmayacağım. Niye? Annemi söyleyeyim seni. Babaannesine, dedesine gitmedik diye. Çok istiyordu. Yol üstü uğrasaydınız ne olurdu? Ya annem babam İzmir'de. Buradan git ta İzmir'e. Onca trafiğin içine gir. Akşama kadar oyalan. Bir gitsek annem yapışırdı yakamıza. Kolay salmazdı da. Zaten şurada kaç gün tatilim var ki? Telefonla bayramlarını kutlayalım diyorum. Beyefendi illa gidelim diyor. Biraz da arkadaş kurbanı olduk. Hep bunun yüzünden. Telefon da etmedin Göksel. Canım ederiz. Bayram 3 gün. Yarın bir ara telefon eder kutlarım bayramı. Herkesten kart alan, herkesten kart alan. Yine ne oldu, yine ne oldu? Orada yaramaz bir durum var mı? Aman şimdi sırası mı bunları konuşmanın? Daha fazla üstüme anlaşıldı. Gelirseniz çift okey atarım ha. Yok ya. Duman olursunuz. Tatilinizi zehir ederim haberiniz olsun. Yok ya, yakışır abi mi? Telefonda kapayım kimse rahatsız etmesin bizi. Alo, Göksel, oğlum, Göksel, oğlum, cevap vermiyor. Telefonu açtı ama konuşmuyor. Artık uyan. Artık anla. Oğlumuz bizi istemiyor. Gelmek istemiyor. Sen arayınca cevap vermeye yüzü olmadığından açmıyor o telefonu. Hala anlamadın mı? Oğluma iftira atmayın lütfen. Rica ediyorum.
Gördünüz mü yaptığınızı? Telefonu kırmışsınız. Bu çalışmaz bir daha. Oğlumuz bizi ararsa nasıl ulaşacak şimdi? Gördün mü ya? Özür dilerim babaanneciğim. Affet beni. Çok gelmek istedim. Gelemedim. Gelemedim. Üstü kalsın. Bizimki de dişli çıktı. Ulan el mi yaman, bey mi yaman, şimdi görürsün. Yok ya. Ay. Dur bakalım, daha yeni başladık. İzle beni şimdi bak. Gelecekler. Benim Göksel'im gelir. Muhakkak yolda başına bir şeyler geldi. Nermin Hanım, hadi yatın artık. Çok geç oldu. Gelecekler. Şimdi gelmek üzeredir. İşte geldiler. Geldiler. Onlar değilmiş. İşte bu kadar. Bugün bir aksilik var bende. Yakışır abime. Ananın hayır duasını almadın ya, ondandır. Okey, duayla mı oynanıyor oğlum? Hadi be. Öp ustanın eline bakayım. El öpmeye tövbeli o. Bugün oynanmaz sizinle ya. Nermin Hanım. Nermin Hanım. Nermin Hanım. Kadın sabah sabah. Canlarım benim, hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Hadi gel.
Ne güzel gözlü kızım. Dur şunu da sana vereyim. Al bakayım şimdi sen de. Gel, gel, gel bakayım sen. Al çocuğum. Sen almış mıydın? Sen de al. Nermin Hanım, saatlerde seni arıyorum. Neredesin? Geldiler değil mi? Geldiler. Evet, geldiler. Demedin mi? Evlatlarım bayramda annelerini yalnız bırakmaz diye demedim. Nermin Hanım, hadi eve hadi. Geldiler. Geldiler. Nermin Hanım. Bekleyin lütfen. Gelinim geldi. Torunum geldi. Oğlum Gökçe'nin geldi. İçeceksin Nermin Hanım. Biliyordum geleceklerini. Biliyordum. Ne olur aç artık şu telefonu. Saklandılar değil mi? Neredesiniz? Filiz. Filiz. Emre oğlum. Göksel. Göksel. Neredesiniz? Saklandınız, bana oyun oynuyorsunuz değil mi? Nermin Hanım. Of. Yoklar. Telefonu hala tamir ettirmemişsiniz. Bayram günü açık tamirci nereden bulacağım? Saklandılar değil mi? Benim bulamayacağımı sanıyorlar. Ama bulacağım. Nereye saklanacaklarını tahmin ediyorum. Nermin Hanım, kimse gelmedi. Gelmediler. Nermin Hanım. Yalan söylüyorsunuz Nahit Efendi. Göksel? Emre? Ben sana ne zaman yalan söyledim Nermin Hanım? Demek gelmediler. Gelmediler ha? Nermin Hanım, biliyorsun ama bilmemezlikten geliyorsun. Her bayram olduğu gibi yine yazlığa gittiler. Yazlıktalar şu anda. Yok. Her bayram öyle olmuyor mu? Niye bilmemezlikten geliyorsun? Niye boşuna bekliyorsun? Onlar yazlıktalar. Şunu. Denize girmeden tatilini bitirecek. Emre. Oğlum. Emre. Hadi sen de gel oğlum. Su çok güzel. Bunu babaanneme verecektim. Verirsin oğlum. Ne zaman vereceğiz? Gitmiyorsunuz ki. Bir şekilde ulaştırırız.
Ben kendim vermek, boynuna sarılmak, babaannemin kucağında oturmak istiyorum. Anneciğim ne olur söyle babama. Bugün gidelim. Babaannem onun annesi değil mi? İnsan annesinin bayramda elini öpmez mi? Öyle ama büyüyünce, çoluk çocuğa karışınca, iş güç sahibi olunca hayatın şartları değişiyor. Ben büyüyünce anne seni hiç bırakmayacağım. Hep yanımda olacaksın. Ne olursa olsun anne, özletmeyeceğim kendimi. Bir öpücük kadar yakın olacağım. Yavrum benim. Söz veriyorum anne. Beni hiç özlemeyeceksin. Hep yanında olacağım çünkü. Ben babanla bir daha konuşacağım. Hadi gelin. İzmir'e gidelim Göksel. Ha? Ondan emir alacak değilim. Kapris yapıyor. Şuna bak. Söyle ona bizim programımıza karışmasın. Göksel çocuk haklı. Yeter be. Yeter. Şimdi günah keçisi ben mi oldum? Sen de tatile gelmek istemedin mi? Evet. O zaman öyle düşünüyordum. Ama oğlumun hali... Ben de istemez miyim annemin elini öpmeyi, dizinin dibinde oturmayı? Ama her bayram karım, ailem mutlu olsun diye istemediğim şeyi yapıyorum bazen. Tamam. Senin de anneni özlediğini biliyorum. Toparlan o halde. Ben de kurtulayım bu azaptan. Kanka. Bunu niye getirdim biliyor musun? Merhaba. Kolunun altına vermek için. 3 Mart'ta bitirmezsem seni. Gel lan. Sen kaşındın. Diz şunları. Al bakalım diz. Al. Gitmeden bir ifadeni alayım. Yok ya. Yakışır abime. Hadi at bakalım. Oo, yakışır abime. Nahit Efendi, evlatlarım gelemediler. Bayram bitmeden biz gidelim, ne olur. Otur oturduğun yerde. Ölsem gitmem. Nahit Efendi, inat etmeyiniz. Artık devir değişti. Hem oğlumuz gelmek istemez mi? İster ama işi gücü çok. Ne yapsın Göksel'im? Az bir zamanı var. Onu da yollarda mı geçirsin? Dinlenmek istiyor. Onlar gelemiyorsa biz gidelim. Ne yani? Oğlumun ayağına mı gideceğim? Ah Nahit Efendi. Sizin kalbiniz kararmış. Artık oğlunuzu sevmiyorsunuz. O bizi sevmiyor. Sevmiyor. Cahil onlar. Daha yaşları kaç. Akılları ermez. Ama biz onların annesiyiz, babasıyız. Hem bir sürü telaşı vardır çocukların. Hadi gidelim. Ne olur. Bizim için de değişiklik olur ha? Hayır! Nahit Efendi, niye bağırıyorsunuz Allah aşkına? Size ne oldu böyle? Siz böyle bağırmazsınız. Eğer o hayırsızın yanına gideceksen bir daha bu eve gelme. Oğlumuza hayırsız diyemezsiniz Nahit Efendi. Lütfen sözünüzü geri alınız. Diyemezsiniz. Bayram gününde bile anasının babasının elini öpmeye, gönlünü almaya gelmeyene ne denir? Senin oğlun hayırsızın başta geleni. Nahit Efendi, neler söylüyorsunuz? Bir telefon etmeye bile tenezzül etmedi. Keşke o da diğerleri gibi ölseydi. Benim öyle bir oğlum yok. Yok. Biz büyüğüz Nahit Efendi. Onların hatalarını, kusurlarını örtmek bize düşmez mi?
Avutma kendini. Hayırsız bir evlat yetiştirdik işte. O zaman ben tek başıma giderim. Bir yere gidemezsin. Ben anneyim. Bugün de bayram. Herkes çocuklarına sarılıyor. Bayramını kutluyor. Benim de elimi öpsünler. Kollarımın arasına gelsinler. Duramam artık. Bu hasret bitsin. Oğlumu çok özledim. Gelinimi, torunumu çok özledim. Anlayınız. Lütfen. Nermin, bir yere gidemezsin. Gideceğim. Nermin, gir içeri. Nermin, bir yere gidemezsin dedim sana. Nait Bey, bana ilk defa vurdunuz, farkında mısınız? Siz bana fiske bile vurmazsınız. Hiç bağırmazsınız. Çok değiştiniz Nait Bey. Size ne oluyor Allah aşkına? Beni çok şaşırttınız. Sizin için çok üzüldüm. Evlatlarımın başına bir şey geldi muhakkak. Yoksa gelirlerdi. Yazlıkta başlarına muhakkak bir şey geldi. Telefon etmediklerine göre gizliyorlar benden. Ama gidip göreceğim onları. Nermin, hep senin suçun. Onu sevginle o kadar çok şımarttın ki. O kadar çok şımarttın ki. Evlatlarıma bir şey oldu muhakkak. Benden saklıyorlar. Saklıyorsunuz. Gitme Nermin. Çok üzüleceksin. Askerde oğlum var, emir altında. Bayramda gelmek istedi, elimi öpmek istedi. Komutanlar izin vermemiş, sıkıntı bastı yavrumu. Tutturdu elimi öpecek, ana duası alacak. O gelemiyor, ben gidiyorum. Asker oğluma elimi öperken, kucaklarken bir dua edeceğim inşallah. Senin de çocuğun var mı? Gurbetteler mi, yanındalar mı? İstanbul'dalar. Bayramda geldiler mi? Geldiler tabii, gelmezler mi? Her bayram gelir elimi öperler. Şimdi nereye gidiyorsun? Bir büyüğüm var da onun elini öpmeye gidiyorum. Gelsen ölür müydün? Eşek oğlum benim. Ölür müydün ha? Eşek oğlu eşek. Evet. Senin gibi bir evlat yetiştirdiğim için büyük eşek benim. Ne olurdu gelseydin? Ne olurdu ha? Bugün bayram be. Bugün bayram. Bugün bayram. Bugün bayram. Yeter bu kadar, hadi gel yüzelim hadi biraz. Bakalım. Hadi. Yürü. Hadi ya, hadi. Dur. Hadi. Dur oğlum ya. Hop. Affet babaanne. Özür dilerim. Lütfen inmek istiyorum.
Tabii efendim, buyurun. Oğlunuza hayırlı teşekkür ederim. Teşekkür ederim, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Hadi. Al bakalım. Nasıl geldin? Bayramın kutlu olsun oğlum. Sen gelemedin, ben geldim. Çocukken de böyleydim. Utangaçtın. Sen bana sarılamazdın, ben sarılırdım sana. Utanma oğlum. Öp elimi. Sensiz bayramın tadı tuzu olmuyor oğlum. Öpsene elimi. Neden bakıyorsun? Eskiden nasıl öperdim? Bugün bayram oğlum, bayram. Babaanne!
adrese gelmişim. Burada benim oğlum yok. Anne. Anneciğim. Çekti başımıza. Babaanneciğim! Babaanne! Babaanneciğim! 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 Bayramın mübarek olsun babaanneciğim. Senin de oğlum, senin de. Özür dilerim babaanne. Sana çok gelmek istedim. Ama babam... Biliyorum yavrum. Anneciğim. Biliyorum. Nereye gidiyorsun babaanne? Hadi eve gidelim. Benim güzel torunum, canım, Emrem. Dedem beni bekliyor evde. Ondan izinsiz çıktım. Çok ayıp ettim. Gidip ondan özür dilemeliyim. Ona haklı olduğunu söylemeliyim. Anne. Babaanne, bunu ben yaptım. Senin için. Duvarına asarsın. Canım torunum. Canım. Beni affet Nahit Efendi. Küstahlık ettim sana karşı. Sen haklısın. Ne olur beni affet. Oğlumuz gelmeyecek. Hiç gelmeyecek. Çünkü... Çünkü bundan böyle... Oğlumuz öldü kabul edelim.
Bayramın kutlu olsun dedeciğim. Annem içeride mi? Evet. Gel bakalım aslan parçası. Annemi, babamı, sevdiklerimi, bayramı, ağız tadını, aile neşesini bırakıp tatile gittim. Bilemedim anne. Mutluluk, gönül hoşluğu buradaymış. Yanınızdaymış, bilemedim. Affettin mi anneciğim? Allah'ım, Allah'ım. Yavrularım.
Yavrularım. Oh. Bir tanem, bir tanem. Oğlum, yavrularım benim. Anneciğim. Anneciğim. Bayramınız kutlu olsun. Canım gelin. Şimdi bizim için de bayram oldu işte. Oğulsuz, gelinsiz, torunsuz bayram bizim neyimize? Babaanneciğim. Bayramda babama elini öptüremeyeceğim diye çok korktum. Babaanneciğim benim. Yavrum, benim asil torunum. Gördün mü Nahit Efendi? Mahcup oldun işte. Evlatlarımla biz böyle bayram yaparız. Söz veriyorum anne. Bundan sonra bayramlarda hep birlikte olacağız. Hep böyle olacak bu ev. Babaanneciğim. Canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.